Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir kul kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahi atamaz. İlk sorulacak sorular. Demek ki her şeyden hesap sorulacak. Benim malım, benim vücudum, benim elim, benim kolum kimse karışamaz diye böyle bir lüksümüz yok. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şunlar sorulmadan diyor bir adım dahi atamaz. Huzur-u ilahide durup hesap veriyor. Önce ne soruluyor? Ömrünü nerede tükettiğin? Zaman soruluyor. Zaman. Zamanı nasıl geçirdin? Bu soruluyor. İlmiyle ne yaptın? Biliyordun, öğrendin, bunları iş yaptın mı yapmadın, amel ettin mi etmedin mi? İlmiyle amel etti mi? Ondan soruluyor. Bilgi soruluyor. Mal soruluyor. Malı nereden kazandın, nereye harcadın? Malın gelişi gidişi soruluyor. Vücudunu nerede yıprattın? Sağlık, sıhhat soruluyor. Vücudunu nerede yıprattın? Gözünü nerede yordun? Kulağını nerede yordun? Ayakların nerelerde yoruldu? Diğer uzuvların nerelerde yıprandı, yoruldu? Ciğerlerini nasıl yıprattın? İşte akciğerlerini nasıl korudun mu, koruyamadın mı? Zararlı bir şeyle onları yıprattın mı? İşte haram mı, mekruh mu tartışılan sigarayla mesela akciğerleri yıprattın mı? Veyahut da diğer haram içeceklerle vücudun diğer uzuvlarını yıprattın mı? Sağlığına dikkat ettin mi, etmedin mi? Bunlar hepsi sorulacak diyor. Demek ki burada da bizim konumuzla ilgili olan kısım ilim soruluyor. İlimle amel ettin mi, etmedin mi diye. Onun için ilimle, faydalı ilimle amel etmek gerektiği buradan anlaşılıyor. Kimseye de öğretmedin. Böyle bir ilim insana bir fazilet getirmiyor, yük getiriyor. Ama ilim öğrendin, ondan istifade ettin. O zaman faziletli bir şey oluyor ilim. O ilmi başkalarına öğrettin, faziletli bir şey oluyor. İşte bir vasıta olmuş oluyor ilim. Asıl fazilet ilimle amel etmek. Onunla amel etmek, ondan istifade etmek, istifade ettirmek. İlim bir ağaç, amel de onun meyvesi durumunda. İlim bir ağaç ise onun amel de onun meyvesi. Meyvesi olmayan bir ağaç kendi başına durur. Belki gölgesinden biraz istifade edilebilir ama meyvesiz bir ağaç genelde makbul görülmez. Amelsiz ilim meyvesiz bir ağaç gibidir o halde. Amel kurtuluşa ermek için yapıldığı gibi İlim de onunla amel etmek için öğrenilir. İlim amel için öğreniliyor. Amel de kurtuluşa ermek için yapılıyor. Ebedi saadet için yapılıyor. İbn-i Mesud'un radıyallahu anh'ın şu ikazı ne kadar korkutucudur. Bilmeyen kimseye yazıklar olsun diyor İbn-i Mesud sahabi. Allah dileseydi ona öğretirdi. Bilmiyor cahil yazıklar olsun iyi bir şey değil ama Allah istese ona öğretirdi. Bilip de amel etmeyen kimse ise 7 kere yazıklar olsun. Bilip de öyle amel etmediyse ona da 7 kere yazıklar olsun diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh. Bilmeyen kimseye yazıklar olsun. Allah dileseydi ona öğretirdi. Cahil kalmazdı. Bilip de amel etmeyen kimseye ise 7 kere yazıklar olsun diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Konuyla ilgili alimlerimizin pek çok hikmetli sözleri vardır bu konuda. Bunlardan birinde İmam Zühri, tabiinden, tabiye, sahabenin talebeleri, sahabeye tabi olanlar, güzellikle tabi olanlar. Zühri, büyük hadis alimi diyor ki, insanlar amel etmeyen alimin sözünden ve bilmeyen kimsenin amelinden razı olmazlar. İnsan bakar, alim diye geçiniyor, konuşuyor ama bakıyor kendisi yapmıyorsa onu geçtirirler diyor. Ondan istifade etmezler, ona değer vermezler. Amel olmayan alimden hoşlanmazlar. Bilmeyen kimsenin amelinden hoşlanmaz. Bir adam bir şeyler yapıyor, yapmayı tavsiye ediyor falan böyle koşturuyor. Ama bilmiyor, cahilce yapıyor. Onun da yaptığı amelden hoşnut olmazlar. Ameli olmayanın ilminden, ilmi olmayanın amelinden insanlar hoşnut olmaz. Demek ki ikisi beraber olacak. Çok hikmetli bir söz. İnsanlar amel etmeyen alimin sözünden ve bilmeyen kimsenin amelinden razı olmazlar. İmam Zühri'nin sözü. Sehil bin Abdullah radıyallahu anh rahmetullahi aleyh diyor ki ilim dünya lezzetlerinden biridir. Dünyanın lezzetleri var. Yemek, içmek, gezmek, tozmak. İlim de bunlardan birisi. İlim de insana
haz verir, zevk verir, lezzet verir, gurur, kibir verir, nefsin hoşuna gider. Onunla amel edildiğinde ahiret için olur. Ha, demek ki ilim öğrenir insan, onunla işte zevk alır, ondan zevk alır, lezzet duyar, gurur, kibir duyar, kendini beğenir. Bu dünyalık içinde, dünya lezzetidir bu. Ama ilimle amel ederse, ahiret kazanmaya başlarsa, o ilim o zaman için, ahiret için olmaya başlar. O zaman Allah için olmaya başlar. Demek ki kendisiyle amel edilmeyen bir ilim dünyalık bir lezzettir. Ebu Kılabe rahmetullahi aleyh de şu mühim ve güzel ikazda bulunmuştur. Eğer Allah Teala sana yeni bir ilim lütfederse, sen de hemen ona yeni bir kullukta bulun. Hemen onunla amel et, onun şükrünü eda et. Tek derdin o bilgiyi hemen insanlara anlatmak olmasın. Yeni bir şey öğrendin, hemen bunu ben insanlara anlatayım. Vay, nasıl güzel bir şey anlattı, nasıl da biliyor falan desinler. Böyle bir dert olmasın diyorum. Yeni bir şey öğrendiysen bunun karşılığında hemen yeni bir amel ile Allah'a şükret diyor Ebu Kılabe rahmetullahi aleyh. Hemen diyor derdin insanlara gidip bu bilgiyi aktarmak olmasın. Ata rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Bir genç vardı diyor. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin yanına gelip giderdi. Ona sorular sorar, o da kendisine bunları anlatırdı. Hazreti Ayşe validemizden ilim öğreniyor. Bir gün yine gelip soru sordu. Ayşe radıyallahu anh'a, yavrucuğum geçen gün benden bazı şeyler öğrenmiştin. O günden sonra hiç onlarla amel ettin mi diye sordu. Geçen sorduğun, öğrendiğin şeylerle bir amel ettin mi? O bilgileri tatbik ettin mi? Genç, hayır vallahi anneciğim diyor. Hayır anneciğim diyor. Öğrendim, daha bilgimi artırıyorum. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a, yavrucuğum o halde neden Allah'ın senin ve bizim aleyhimize olacak delillerini çoğaltıyorsun? Bir şey bilmek onu, o insanın aleyhine bir delil. Yani bilmiş de yapmamış, aleyhine bir delil. Bilip de yaparsa lehine bir delil olur. Hazreti Ayşe validemiz diyor, madem diyor amel etmeyeceksin, niye diyor bilgi öğreniyorsun da aleyhine delilleri çoğaltıyorsun? Hem senin aleyhine hem bizim aleyhimize. Burada bildiği, öğrendiği şeylerle amel etmeye teşvik ediyor Ayşe validemiz. Gereği yapılmayan bir ilim sahibinin aleyhine delil olmaktan başka bir işe yaramaz. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilmiyle amel etmeyen alimi cahille aynı seviyede tutmuştur. Cahildir o. Bir de cahilden de daha kötüdür. Bildiğiyle amel etmediği için aleyhine de delil biriktirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmiyle insanlara faydalı olup da kendisini unutan kişilerin içine düştüğü hüsran ve azap halini gözler önüne sermişti bizlere. O emredip de yapmadığı, yapmayan, yasaklayıp da yapan kimsenin cehennemdeki halini tarif etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İç organları dışarı çıkmış vaziyette, böyle değirmen çeviren bir merkep gibi dönüp duran, azap içerisindeki bir insan cehennemde. İnsanlar başına toplanmışlar. Diyorlar sen bize hep güzel şeyler anlatırdın, kötülüğü, yanlış şeylerden yasaklardın bize, sakındırırdın. Ne oldu diyorlar. Evet diyor, güzel şeyleri emrederdim ama kendim yapmazdım. Yanlış şeylerden de yapmayın dedim, kendim yapardım diyor. İşte bu kendisini unutan, başkasına faydalı olup da kendisini unutan bir insanın perişan hali. Sahip oldukları onca ilim amel etmedikleri için kendilerine fayda vermemiştir.